dönem Gülse Birsel'le aranız bozuldu mu? Yani siz bir anda bir bırakma kararı verince, çünkü o dönem o karakter o dizi için çok önemliydi. Yani hali hazırda hala fenomen. Hala insanlar tekrarını falan izliyor yani. Vallahi üzerinden ben seneler geçmiş. Gülse'nin yerinde olsam benim saçımı başımı yolarım yani. Çünkü onu yazmaya başlayınca daha iyi anladım. Ya çünkü en önemli karakterlerden biri, bırakacağım diyor yani. Bu kolay bir şey değil. Aramız şeydir yani, o çok nasıl desem kibar bir kızdır ve nerede ne konuşulacağını çok iyi bilen biridir. Hiçbir zaman o seviyelere, o düşük seviyelere diyalogları getirmez. Öyle bir şey olmadı aramızda. Hala da merhabamız var. Arada araşırız, ederiz. Bir gün belki hiç mi böyle bile gönül koymadı? O dönem bunu koymaz, hiç mi belli etmedi? İşte bunları bence Gülse'ye sormalısınız. Ama tabii ki koydu. Yani kolay bir şey değil. Ama ben, beni anladığında düşünüyorum. Çok mutsuzdum ben gerçekten. Çok büyük bir mutsuzluktu ve zarar verecektim o saatten sonra. Tabii ki o zaman üzülmüştür yani. Ben çok iyi anlıyorum onu yani, o dönemi. Ama sonra onlar devam ettiler. Peker Açık Alın başladı. Güzel reytingler aldılar. Hani kimse alternatifsiz değil. Sonra beni tekrar çağırdığına göre beni aslında bir sevmişti. Sonra tekrar Tatlı'ya bağlandı. Sonra tekrar döndüm. O dönem Binnur Kaya ile tanıştım. Çok iyi arkadaş olduk. Binnur'la birlikte oynamak çok eğlenceliydi. Çok komik. Bir sürü karakter yaptık beraber. İşte Adanalıları yazdı bize Gülse. Adanalıları oynadık. Ben ilk kez hayatımda bir Adanalı oynadım falan. Çok deneysel, çok eğlenceli bir zamandı. Kötü bitti işte Gazanfer abi rahmetli olunca. Öyle hatırlamak durumunda kaldım kendi adıma. Ama hayat sürprizlerle dolu. Belki bir gün eski ekip yeni bir şey yapabiliriz belki bir gün. Film yaparız. Daha güzel bir program yaparız. Başka bir şey yaparız. Öyle küslük, dargınlık yok yani. Çok da güzel olur biliyor musunuz? Yaparız. Çok güzel olur. Enerji var bizde. Şahane.